Arkadaşlar merhabalar. Bugün size 3D, 5D, AYT denemesinden daha öncesinde yıldızladığım güzel bir soruyu göstereceğim. Bir okuyun yapmaya çalışın. Birlikte de yapalım arkadaşlar. Bu tarz matematik dili daha çok içeren sorular bazen sizin gözünüzü korkutabiliyor. Ama malum hedefimiz ne? Zor sorular değil ama zorlandığımız yerler, zorlandığımız sorular üzerinden bu mevzuyu inşallah güzel bir şekilde halletmek arkadaşlar. Yani korkularımızın üzerine gidebildiğimiz kadar gideceğiz bir süre sonra bunlar ders zaten bakın hani hayatta inanın korkacak sıkıntı duyulacak o kadar şey var ki derslerin bunların yanında aslında hiçbir şey demeyeyim ama daha az zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Tabi yaş itibariyle böyle düşünmek zorunda değilsiniz bir hiçbir şey demem ama biraz sizi rahatlatmak adına söylüyorum bunu. Benim mesela en gıcık olduğum ders fizikti. İnanın artık yani hiç görmek istemediğim derslerden biriydi. Aşırı sıkıcı geliyordu. Ama sınavda yapmak zorunda olduğumu hissettiğim için o lanet ettiğim, hiç sevmediğim dersten 19 soruda sadece 2 tane yanlışım gelmişti. Bizim zamanımızda fizik 19 soru geliyordu. Bak, hiç sevmediğim ders böyle olması lazım kriteriniz. Hiç sevmiyorum bu dersi ama hocam en azından sınavda böyle yaptım. Çünkü insan sevmeyince muhakkak ona bir negatifliği olduğu için etkileniyor. Ama sevmiyorum demek aşırı kötü yapıyorum anlamına asla gelmemeli. Konular olarak da genelde biliyorum dizilerde biraz daha gıcık olur öğrenciler ama biz bunların üzerine gidip inşallah farkımızı ortaya koyacağız. Şimdi bakalım. A endisinin genel terimi 4n artı 22 20 bölü n artı 2 olmak üzere. B -N dizisi BP, AP, AP tam sayısa P artı 1, AP tam sayı, sayı değilisi olarak tanımlanıyor. Eşitliklerini sağlayan M ve K değerler için K eksi M en fazla kaçtır? Şimdi ben soruda şuna dikkat edeceğim. İşin içine AP tam sayı ve değil durumları girdiği için acaba AP dizisi yani veya AN veya AM ne derseniz buradaki verilenlere göre. Bu AN dizisi hangi durumlarda tam sayı oluyor? Nasıl buluruz? Polinom bölmesi yaparsınız önce. Böylece şu yukarıdaki 4N'den kurtulmuş olursunuz. 4N artı 8 kalan ne? 12. Bak yazıyorum 4 tam bölündüğü kısım. 12 kalan olarak kaldı. Bunu böyle yazabilirsiniz tamam mı? Dolayısıyla 4 artı 12 bölü n artı 2 hangi durumlarda tam sayı olduğu daha kolay anlaşılmaz mı? Burada gidip bir bunu bir bunu düşünene kadar artık sadece buraya odaklan. 4 zaten tam sayı. Burada tam sayı olduğu an olayı hallettim. n'ye 1 verebilirim. 2 verebilirim. 4 verebilirim. Bir de 10 verebilirim. Bu kenarda dursun. Bu bizi nasıl kurtaracak? BK'nın AK'ya eşit olması için AK'nın tam sayı olması gerekmez mi? O zaman K'ya ne vermeliymişim? 1, sonra 2, sonra 4 ve sonra 10. Bu durumlarda o zaman K'nın alabileceği en büyük değer ne gelmiş oldu? 10. Güzel. M'yi en küçük seçmeye çalışacağız şimdi. Bu arada BM de neye eşitmiş? M artı 1'e. Bu ne demek oluyor? BM, M artı 1'e eşit olması için bu hangi durumda m artı 1? AP tam sayı değilse. O zaman m'ye en az kaç veririm arkadaşlar? 3. Çünkü 1 verdiğimde tam sayı oluyor. 2 verdiğimde tam sayı oluyor. 3 verdiğimde ise bak 4 artı 12 bölü 5 tam sayı değil. Dolayısıyla BM'nin en küçük değeri arkadaşlar B 3 için gerçekleşti. M'ye 3 verdik. K'ya da en fazla 10 verdik. Böylece bu fark en fazla 7 geldi. Bu şekilde kararında güzel, hoşuma giden bir soruydu arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.